Bel fıtığının oluşumunda tek bir sebebi suçlamak pek mümkün değil. Maalesef günlük hayatta bel kemiği önemli yüklere maruz kalıyor. Ve bununla beraber ailesel risk faktörleri, sigara, egzersiz eksikliği hepsi bir arada rol oynuyor. Ama sıralamak gerekirse en önemli faktörlerden bir tanesi 1. Ani ve dengesiz ağır yükleri kaldırmak. Özellikle öne eğilerek yapılan yüklenmelerde bel kemiği çok önemli yüklere maruz kalıyor kaldıraçın merkezi olduğu için. 2. Egzersiz eksikliği. Bel kemiği yüklenmeden önce eğer hazır olursa ve güçlü olursa, nasıl ki sporcularda önemli yükler karşılanabiliyorsa, belki biz de bu sağlığa kavuşabiliriz. Üçüncü faktör ise sigara. Sigara, bel kemiğini yıprattığı bilinen en önemli suçlulardan bir tanesi. Bir diğer faktörümüz masa başında geçen uzun saatler. Neden önemli? Çünkü kemik, bel kemiği arasındaki kıkırdaklar oturduğumuz zaman beslenemiyor. Özellikle hareketsiz uzun süre kaldığımız zaman. Peki ne yapmamız lazım? Dik oturmalıyız ve ara sıra hareket etmeliyiz. Böylece kıkırdağın beslenmesi sağlanır ve fıtıklardan bir nebze korunmuş olabiliriz. Bir diğer önemli faktör ve değiştiremeyeceğimiz maalesef faktör ise ailesel risk faktörleri. Nedir bu? Irsiyet. Irsiyet, anne, baba ve kardeşlerdeki bel fıtığı problemlerinin bizde de yansımasıdır. Nedeni ise kıkırdağı oluşturan bazı yapı taşlarında doğuştan olan zayıflıklarımızdır. Herhalde birçok kişinin kulağına aşina olduğu bir diğer deyim bel fıtığı patlaması. Bu komşumuzun bel fıtığı patlamış, acile başvurmuş gibi cümleleri duymuşsunuzdur mutlaka ama aslında burada gerçek bir patlamadan bahsetmiyoruz. Bel fıtığının patlaması kıkırdak önündeki son bağ dokununda yırtılarak kıkırdağın tamamıyla kanal içine adeta doğmasıdır. Çünkü bu parça kanal içinde artık serbest hale geliyor ve sinirlerle temasını kesecek hiçbir engel kalmıyor. Patlamış fıtıklarda özellikle çok daha sıklıkla cerrahi ve bazen acil cerrahi gerekmektedir. Patlamış fıtığın diğerlerinden farkı aniden şiddetli artan bir ağrıdır ve hastanın bunu fark etmemesi adeta olanaksızdır. Bel fıtığı hastalarının en çok yakınması genellikle bel ağrısı ve bacak ağrısıdır. Çünkü bel fıtığında oluşan kıkırdak parça bel kemiği içinde ilerleyerek bacak sinirine baskı yapar. Bu istenmeyen bir durumdur ve genellikle hekime başvurunun birinci nedeni budur. Peki bize başvurduğumuzda biz ne yapıyoruz? Önce muayene ediyoruz. Gereken tüm filmleri istiyoruz. Ve bu filmler üzerinden bir tanıya ulaşıyoruz. Eğer ameliyatlık değilseniz, ki %95 ameliyatlık değilsiniz, o zaman konservatif tedavi yani ilaç, fizik tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Ama bazı acil durumlar var, bunu bilmek lazım. Yürüme bozukluğu, ayakta güç kaybı ve uzun süre tedaviye rağmen geçmeyen ağrı, iş gücü kaybı artık cerrahi gerektiren durumlardır. Bel fıtığından korunmak için en önemli ve en güçlü tedbir aslında bel kaslarını, kemiklerini güçlendirmektir. Bunun da birinci yolu tabii ki egzersizden geçer. Tabii ki ikinci önemli faktör kilo. Fazla kilolarınızdan kurtulun. Bu sizi bel fıtığına yakalanma ihtimalinizi oldukça düşürecektir. Üçüncü faktör ise gene sigara. Sigara, bel fıtığı ve bel omurilik dejenerasyonunda bugün en iyi bildiğimiz risk faktörüdür.